Rusya'dan aldığımız S-400'ler ne oldu? Hava savunmamızı güçlendirmek, dışarıdan gelecek herhangi bir tehdide karşı ülkeyi savunmak için S-400'lere 2 milyar dolar civarında bir para ödeyerek ambarlara taşıdık. Bunlar kuruldu mu? Ülkemizi savunmaya hazırlar mı? Yoksa ambarlarda çürüyorlar mı? Mavi Vatan ne oldu? Ta Libya'dan Türkiye'ye uzanan Mavi Vatan olarak tanımladığımız Kıbrıs'ı da içine alan o alan ne oldu? Gemilerimiz petrol ve gaz arıyorlardı. Oralarda boy göstererek şov yapmışlardı. Biz o gemileri hala denizlerde tutuyor muyuz? Petrol ve gaz aramaları devam ediyor mu? Gazı ne zaman çıkarıyoruz? Petrolü ne zaman buluyoruz? Yoksa o gemileri ve arama faaliyetlerini durdurup gemileri sahillere çekip onları da çürümeye mi terk ettik? Karadeniz'de ve Trakya'da bulduğumuz gaz ne oldu? Vatandaşın, ülkenin hizmetine bu gaz ne zaman ulaşacak? İktidara hatırlatmak lazım. Akkoyunların da bu tür soruları kendi kendilerine destekledikleri iktidara, partiye sormaları gerekir. Milli ve yerli arabamız nerede? Bir motosiklet motoru yapamaz durumdayken acaba nasıl tank üretiyoruz, helikopter yapıyoruz, uçak, silahlı, silahsız hava araçları üretiyoruz ve bunları başkalarına satıyoruz. Acaba monte mi ediyoruz yoksa gerçekten A'dan Z'ye bütün her şeyi yerli ve milli bize ait bir şey mi? İhracatımız 2023 yılı için 500 milyar doları aşacak şekilde planlanmıştı. Böyle bir hedefimiz vardı. Cumhuriyetin 100. yılında 500 milyar dolar ihracatımız olacaktı. Şu anda 200 milyar civarında. Milli gelirimiz kişi başı 20-25 bin dolar olacaktı. 7-8 bin dolar civarlarında. Bu da topluma adil bir şekilde yansımıyor elbette. Avrupa Birliği üyeliğimiz, vizelerin kaldırılması artık birer hayal oldu. Şimdi Batı'dan kopup bir Orta Doğu ülkesi haline geldik. AKP varlıklarımızı sata sata çimento fabrikalarını, şeker fabrikalarını, kuruluşları, kurumları 20 yılda sata sata bitirdi ve bugün karayollarıyla, otobanlarıyla hizmet verdiğini sanıyor. Bizdeki körü körüne tarafgirlik, hizipçilik gerçekleri görmemize engelliyor. AKP iktidara gelirken 2023 yani Cumhuriyet'in 100. yılında 500 milyara aşkın ihracata, 25 bin dolara ulaşan milli gelire ulaşacağımızı vaat etmişti. Kendi teknolojimizi üreterek milli savunmada, ekonomide, teknolojide öncü ve önder, aynı zamanda dünyanın ilk 10 ekonomisine girecek ülke haline gelecektik. Şimdi her alanda dünyadaki ülkeler arasında son sıralardayız. Özgürlükte, hukukta, adalette, basın ve yayında, insan haklarında ve diğer konularda en son ülkeler arasında yerimizi almış durumdayız. En büyük ekonomiler arasında ilk 10'a girmeyi hedeflerken şu anda ilk 20'ye bile giremez duruma geldik. Yani gittikçe ülkenin altı oyuluyor, eriyor, vatandaşı fakirleşiyor ve bunu hala anlamayan ve alkışlayan bir zümrenin olması da en acınası durumdur. Ülkedeki haksızlıklar, hukuksuzluklar, adaletsizlikler almış başını gidiyor. Devlet olarak tanımlayabileceğimiz bir tüzel kişilik kalmadı. Orman kanunlarıyla idare edilen, hatta orman kanunlarının bile geçerli olmadığı tek kişinin kabile devleti olarak, kabile devleti gibi yönettiği bir ülke haline geldik. Şimdi ülkeyi idare edenin, edenleri demiyorum, edenin tek kişi olduğunu görmemek akla ziyan bir durumdur. Yani ülkeyi sadece bir kişi yönetiyor. Kişiler yönet, bir kişi yönet. Ve bu bir kişi de ülkeyi idare edemeyecek duruma gelmiş, psikolojik ve fiziki rahatsızlıkları olan bir kişi olarak karşımızda bunu net olarak görüyoruz. Ve size şimdi burada soruyorum. Bir iş insanı olsanız bu kişiye üst düzey bir yönetim pozisyonunda görev verir misiniz? Yani
bugün ülkeyi yöneten istifa etse, emekli olsa, çift dikişten ikinci kez emekli olsa, birincisini 40'lı yaşlarda olmuştu, ikincisini de 67-68'de emekli olsa ve iş bakıyor olsa, siz bu adamı samimi olarak söyleyin, firmanızın başında idareci olarak görev verir misiniz? Veremeyeceğinizi, vermeyeceğinizi biliyorum. 67-68 yaşına gelmiş, davranışlarıyla, hareketleriyle, konuşmalarıyla artık işlev göremeyecek hale gelmiş bir insanı üst düzey yönetici olarak firmanızda görevlendirmezsiniz. Bunu yapamıyorsanız, yapmıyorsanız, yapmak istemiyorsanız 85 milyonluk koca bir ülkenin idaresini, ekonomisini, yönetimini nasıl içinize sinerek teslim edebiliyorsunuz? Bu topluca bir intihardır, topluca bir çöküştür.